Selamünaleyküm, hayırlı sahurlar değerli izleyenlerimiz. Son Sahur Bereketi programıyla sizlerleyiz. Malumunuz Ramazan-ı Şerif'in artık son günü ve son sahura kalktığımız şu saatlerde yine İsmail Ağa Camiası'nın önemli çalışmalarını, faaliyetlerini, hizmetlerini şöyle bir genel manada İsmail Ağa Dernekler Federasyon Başkan Yardımcısı sevgili Sinan Aktaş hocamızla beraber yürüttüğümüz programda yine onunla beraber inşallah kapanışı gerçekleştireceğiz. Ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz ve değerli konuğumuz Sinan hocamız, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Son programımız hocam, evet. Sahur bereketi olarak inşallah evet. Bundan sonraki Ramazan sonrası süreçte de Allah izin verirse yine İsmail Ağa Camiası'nın önemli çalışmalarını birlikte duyurmayı ümit ediyoruz. İnşallah. Rabbim çalışmalarımızı daim eylesin. Amin. Kendisine layık eylesin. Amin. Bizleri de bu uğurda, bu yolda hizmet eden, cehdü gayret eden, yolunda şehit olanlardan eylesin inşallah. Amin inşallah hocam. İnşallah. Hocam son sahurumuz yarın Allah izin verirse oruçlarımızı oruç. Tutacağız. Evet. Ve ertesi günü de yani pazar günü de Allah izin verirse bayrama kalkacağız. Tabii her sene Ramazan-ı Şerif'e başlarken insanların kalbine bazı kuruntular geliyor. Nasıl geçecek, nasıl yapacağız? Değil mi hocam? Evet, evet. Yaz aylarında olmamız hasebiyle. Ancak gördük ki Rabbim öyle bir kolaylık verdi ki hele son zamanlarında işte yağmur, serin havalarla birlikte o kadar kolay geçti ki elhamdülillah Rabbim tüm ibadetleri severek, aşk ile kolayca yapmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Hüzün de var değil mi hocam? Tabii biraz hüzün de var. Bu günler, fırsatlar her zaman ele geçmez. Evet, evet, evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer insan Ramazan-ı Şerif'te kazandıklarını bilseydi bütün ömrünün Ramazan olmasını, bütün senenin Ramazan olmasını isterdi. Tabii o afların, mağfiretlerin, evet. Mevla'nın cömertliğinin coştuğu bir zaman. İnşallah Kadir Gecesi'nde geçirdik. Affedilenlerden olmuşuzdur. Ramazan-ı Şerif'in şefaatine nail olanlardan inşallah olmuşuzdur. İnşallah hocam. Bunları düşünerek hareket etmeliyiz inşallah. Hocam hep toplumda şöyle bir şey vardır, algı vardır. Nerede o eski bayramlar veya nerede o eski Ramazanlar? Şöyle bir siz de baktığınızda hani eskiden yapılıp da günümüzde unutulmuş var mı böyle bir geleneğimiz, göreneğimiz, bir anneannemiz? Tabii bayram olunca insanlarda bir sevinç, bir özlem. Şöyle çocukluğuma indiğim zaman işte bayramlık ayakkabımız, değil mi? Bayramlık elbisemiz. Arefe daha çok tabii alınır. Eskiden olanaklar şu anki kadar bolluk değildi, kısıtlıydı. Bayramdan bayrama elbise alınırdı. Evet. Bunları biliyorsunuz, evet, sizler de evet. Yaşamışsınızdır. Tabii şimdi refah seviyemiz güya yükseldi ama mutluluklarımız, heyecanlarımız maalesef elimizden alındı. Bazı şeylere hemen ulaşmak da aslında iyi değilmiş, şimdi anlıyoruz. O bayramlık olan ayakkabımızla beraber yatmak. Hı hı. Çok değerli olmuyor yani şu anda. Şu an çok değerli değil. Yani çocuğa bir ayakkabı alıyorsunuz, zaten işte alınıyor gibi bir hal var. O zaman uyuyamıyorsunuz gece boyu. Evet. O ayakkabıyı işte yastığınızın yanına koymuşsunuz. Onunla beraber yatıyorsunuz. İşte bayramlığınızı daha önceden bir giyiyorsunuz, aynanın karşısında bakıyorsunuz falan. Acaba benim bayramlığım mı daha güzel oldu diye böyle gibi, bir heyecan. Böyle bir heyecanlar var. Tabii geçmişe özlem duymak bazı anlarımızı canlandırıyor ama bu bir çözüm değil. Tabii ki. Herkes elinden geldiği kadar bayramı gerek kendisi gerek çocuklarına yaşatmalı. O heyecanı tekrar nasıl çıkartabiliriz? O bayram ruhunu tekrar nasıl hayatımıza yansıtabiliriz? Bunun çarelerini aramak lazım. Evet. Ben hatırlıyorum tabii eskiden rahmetli babaannem bizde Allah kalmasa sebebiyle bütün amcalarımız, amcaoğullarımız, akrabalarımız bize gelirlerdi. Çünkü evin en büyüğü bizde kaldığından dolayı bir şenlik olurdu evlerde. Evet. Şimdi bayram algısı zamanla değişmeye başlıyor. Şöyle ki işte bir izin alayım, bir işte tatil köyünde bir yer tutayım, çocuklarla gideyim orada bir kafa dinleyeyim. Evet. Bu tarzda bayramlaşmaların şekilleri de değişti maalesef. Nasıl oldu? Ya, hazır mesajlar. Hazır mesajlar ya. Buradan izleyicilerimize rica ediyorum. Göndermeyin bunu hazır mesaj. Sırf konu ben değilim ama ben evet, birçok evet, kişinin de, onların hazretmiyorum hocam. Okuduğunu Doğru. düşünmüyorum. Bir işte güller dolusu bir ya. Cuma'da da oluyor bir evet, resim. Evet.
Bir de cumanız mübarek olsun, bayramınız mübarek olsun ya da bir şiirvari bir şey. Evet. Ondan sonra toplu mesaj bir gönder, iş bitti. Evet. Ya işin ruhu kalmıyor, iş resimde kalıyor. Hani geçen bir arkadaşımıza bir düğün davetiyesi göndermişler öyle. Öyle mi? Okumadan. Davetiyesini. O da bir küçük altın resmini çekmiş, o da onu göndermiş karşılık olarak. Böyle davete böyle hediye gönderilir diye hani bir yani, müziklik yapmış, şaka yani. Yapıyor ama işin ruhu gidiyor. Yani bir telefon açmak, hal ziyaret sormak, etmek, hal evet. hatır sormak. Yani inan insanlar bekliyor. Eskiden kartpostallar vardı hocam. İşte o yine bir emek yerin, vardı böyle tabii el yazın. Arkasına yazıyorduk. Bir postaneye gidersin gönderir bir emek var. Yani o ne demek? Telefonla ulaşamıyorum. Yanına gelemiyorum. O zaman su götür. Ama insanlar öyle oldu ki aynı mühitte yaşıyor. Yine mesajla hallettiğini zannediyor. Yani bir kere bayram sabahı bir değişik olmalı. Evet. Erken kalkılacak. Hani bayramda neler yapabiliriz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Zeyyinu e'yâdekum bit tekbir. Bir kere bayramlarınızı tekbirlerle süsleyin. Camiye giderken bayram namazına tekbir getirerek gidilecek. Mesela Kurban Bayramı namazına giderken aşikara getirilecek diyor. Ramazan-ı Şerif bayramına giderken kendi duyacağımız kadar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Bu şekilde tekbir getirerek bayram namazına gitmek lazım. Tabii o gün erken kalkılacak. Bir gusül abdesti, güzel bir duş alınıp, temizlenip, güzel kokular sürülüp ve en güzel elbisemiz herkesin kendisine göre güzel elbiseleri vardır. Yeni alabilen temiz varsa, pak, temiz pak olan yeni alsın. Yeni alamayan varsa içlerinden en güzelini seçsin ki bayram olduğu bir anlaşılsın. Afrika'da bir bayram yaşamıştık. Kurban Bayramı'ydı. Tabii orada bayram namazına çocuklar, hanımlar, bütün ailece, kabile kabile geliyorlar. Ve en güzel kıyafetler, süsler. İnanın o Vagadugu'da Burkina Faso, Vagadugu'da yaşamıştık o anı. Tabii bir evde Hristiyanlar oturuyor, bir evde Müslümanlar oturuyor. Bütün Hristiyan çocukları kapıdaydı. Böyle bakıyorlar, özeniyorlar. Biz de o bayramda keşke statta kılınıyor büyük olmasası bile. Bütün insanlar statta kılıyorlar. O yola bir baksanız, bir şenlik havası. Çocuklar en güzel elbiselerini renkli renkli giymişler. Kimi yolda bir şey dağıtıyor falan. İnanın o an Hristiyan çocuklar Müslüman olmak ister yani. Keşke biz de Müslüman olsaydık ve şu bayramı yaşasaydık. Dolayısıyla bir aylık oruç tutulmuş, işte teravihler, namazlar, sabır ayından çıkılmış, zekatlar, fitreler verilmiş ve Rabbimizden affı ümit ediyoruz. Ve bunun da tabii vakur bir şekilde neşelenmek lazım, bayramı kutlamak lazım. Çünkü birçok yerde, birçok coğrafyada sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerimiz var. Onların halini de müşahede ederek vakur bir şekilde neşelenmemiz lazım. Onları da unutmayarak. Dolayısıyla bayramı böyle ölü bir şekilde değil, o gün uyuma günü değil. Erken kalkılacak. Bütün çocuklar... Zaten bayram namazını hocam erken gidiyor. Erken kılıyoruz. Bir de şunu rica ediyoruz. Ondan sonra da yatmak kimi, olmak sabah olmaz. Sabah namazını kılmıyor, bayram namazına bir koşturuyor. Ya bayram namazı vacip, sabah namazını kılmak farz. Sabah illa sabah namazımızı kılalım. Yoksa adam sabah camiye geliyor, belki daha vakit çıkmamış oluyor, oturuyor hemen. Bayram namazını bekliyor. Kalk o an, sabah namazını kıl, farz. Ya bir namazı kasten terk etmek 80 yıllık cehennem azabı deniyor. Allah korusun. Yani sakın ha, işte artık Ramazan-ı Şerif'ten çıktık, oh bir rahatladık havasına girmeyelim. Ramazan-ı Şerif'te edindiğimiz kazanımları sene içerisine yaymamız lazım. Kesinlikle. Bayramda bir de durumu olan kardeşlerimiz kesinlikle yanlarında küçüklerine verecek harçlıklar, böyle bozuk paralar bulundursunlar. Sevindirmek genelde lazım. Bayrama yakın maaşlar alınıyor. Hepsi bütün oluyor. Evet. Çocuklara harçlık verecek, çıkartıyor işte 200 lira var, veremiyor bir şey. Daha bir gün öncesinden aynen. paraları bozduralım. Beşlik, onluk, daha küçük bozuk paralar. Çünkü bunlar sadakadır. Bakın bayram için yola çıkan kardeşlerimiz var. Yola çıkmadan alışkanlık haline getirelim. İlla bir sadaka verelim. O yolda oluşabilecek kazalardan, belalardan insanı muhafaza eder. Bu noktada bu bayram harçlıklarını ya da şöyle sene içerisinde diyelim çeşitli
bahşişler veriyoruz ya da böyle düğünde takı takıyoruz. Bunları da kişi zekatına sayabilir. Bu noktada illaki akrabalarımızdan, komşularımızdan, küçük çocuğu olanlara bir ikramlarda bulunalım. Eskiden şeker toplama vardı. Evet. Böyle kapı kapı gezilirdi mahallenin çocukları. Sıradan böyle apartmanları gezerlerdi. Şu anda da yapılan yerler var. Onları niye bu saatte zile basıyorsun, niye geldiniz tarzı değil de bir şekerliğimiz olsun gelen çocuklara. Güler yüzle, tebessümle, onlara da bir emri bil maruf yaparak bu unutulan değerlerimizi tekrar canlandırabiliriz. Bu bizim elimizde inşallah. Evet. Hocam şimdi bayramlarımız da eğer dünyalıksa, yani sadece şeker çikolatadan ibaretse, börek sarma ziyafetlerinden ibaretse bu dünyalık bir bayram oluyor. Lakin eğer ahiretlik bir bayramı yaşadığınızı düşünüyorsanız, yani cennetle müjdelenen bir mümin olarak kendimizi addediyorsak, ki inşallah hepimiz, bütün Müslüman alemi de öyleyse, bu algıyla kutladığımız bayram daha farklı oluyor. Tabii Alvarlı Efe Hazretleri de bu konuda yazmış olduğu bir şiirinde bunu dile getiriyor. Yani bayram nedir sanki sorusuna bir cevap. Evet hocam. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder defola, dilde hicab refola. Cümle günah afola, bayram o bayram ola. Şimdi, ne güzel demiş. Yani hüznü kederin gittiği, kulun sultanını bulduğu, Mevlasına ulaştığı ve günahların affolduğu, dilde kederin ref olması ne demek? Dil demek, gönül demek Farsça. Yani gönülden dertlerin, kederlerin kalktığı. Şimdi diyoruz bayram ziyaretine gidin, büyüklerinizi, annenizi, babanızı, abinizi, ablanızı, işte halanızı. Küs olduklarınız varsa barışın. Ya hocam o bana şöyle dedi, böyle dedi. Şimdi bakın, dünyanın en zor şeylerinden biri nedir biliyor musunuz? Küs kalmaktır. Küs kalmak çok zor bir şeydir. Hocam nasıl zor? Şimdi küs kaldım birisiyle. O hocam, şuraya burada bir gitti. Parantez açabilir miyiz? Buyurun. Küs kaldığımızda bir parantez, gönülde kırmış oluyoruz. Tabii veya gönlümüzde kırılmış kalp oluyor. Kalp kırıyoruz. Yani büyüklerimiz ne buyurur? Kalp kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha beterdir. Çünkü Kabe kul yapısıdır. Gönülü Allah yapmıştır. Sen Allah'ın yapmış olduğu, inşa etmiş olduğu bir şeyi kırıyorsun. Kabe bugün yıkılsa yine yapılır. Ama gönlü kırıyorsun. Mevla'nın yapmış olduğu bir gönlü kırmak çok büyük bir cürümdür. Dolayısıyla kalpleri kırmayacağız. Olabilir insanlık hasebi. Ama bunu fazla uzatmamak uzatmadan gerekiyor. Uzatmadan 3 günden sonrası mesuliyet. Evet. Yani 3 gün diyor Peygamber. Mümin olan diyor, diğer mümin kardeşine 3 günden fazla küs kalamaz. O 3 günde hani ulaşamadı, edemedi de 3 gün geçti. Küs kalmak yok. İnanın öyle küsen kardeşlerimiz var ki meseleyi unutmuşlar. Niye küsmüştük? Ya ne kadar zor küs kalmak. Niye? Şuraya o gitti, ben oraya gitmeyeceğim. O burada, ben şöyle durayım. Onun yaptığı efendim espriye gülmeyeceğim. Şaka yaptı, şimdi küsüm ona. Niye kendimizi geriyoruz ya? Ya ne oldu? Neyi paylaşamıyoruz? Ya bizi kafir sevmez, münafık sevmez, müşrik sevmez. Müminler de birbirini sevmediği zaman ya o kardeşimizi nereye itmiş oluyoruz? Yani biz çok kendimizi, neden bu küslükler oluyor? Kendimizi çok değerli görüyoruz. Bunu bana nasıl der? Değer olabilir. Neyiz biz yani? Başımız belli. Neden? Ham maddemiz belli. Ölünce kokacağız, affedersiniz. Evet. Tevazu nerede kaldı? O kadar af ayeti var. Af edin, af edin, afa mazhar olursunuz. Kötülüğü görmezlikten gel veya kötülük yapıldığı zaman sen ona iyilikle onu def et. Bir sürü ayeti kerime var. Yani Efendi Hazretimiz buyurur, affedersiniz, eşek 9 türlü yüzme bilir. Suya düştüğü zaman hepsini unuturmuş. Biz de ayet biliriz, hadis biliriz. Özellikle hoca efendiler. Veya işte bir tasavvufa girmiş, sülük eden kardeşlerimiz, değil mi? Hı hı. Ya bu kadar ayetler, biz yaşayalım diye bu ayetler indi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimleri affetmiş? Neleri affetmiş, neleri yutmuş? Bize daha büyü mü yapıldı ki? Hal böyleyken biz kimiz ki affetmiyoruz? Bakın bayramlar affedemiyoruz. Affetmeye ve affedilmeye vesile işlerdir. Bizler de bir adım atalım. Bizler de bir adım atalım. Sözbillah innemel müminune ihvetun. Allah bizleri kardeş ilan etti. Ancak müminler kardeştir. Fe aslihu beyne ahaveykum. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin, düzeltin diyor Allah.
Hani yalan söylemek, mümin yalan söylemez diyor Peygamber Efendimiz. Üç yerde müsaade edilmiş. Bunlardan biri de iki küs Müslüman, mümin kardeşin arasını düzeltmek. Biz her yerde öyle böyle konuşuruz ama yalan söyleyebileceğimiz bu yerde en doğruyu konuşuruz. Ya biliyor musun senin hakkında böyle dedi. Ya niye söylüyorsun? Neden iki Müslümanın arasını açıyorsun? Bu günah olarak sana yeter. Duymadım de, bilmiyorum de. Hatta yalan söyleyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda. Diyelim Mustafa abi sen birisiyle küstün. O sana bir söz söylemiş. Gidip diyeceğim ki ben sana, ya Mustafa abi biliyor musun? İşte falanca var ya, sen de barışmak istiyor da, ya yüzüm yok diyor. Bak hemen sen diyeceksin, ya öyle mi? Ben de ona küsüm ama gelirse barışırım. Ötekine gideceksin. Ben ötekine gideceğim diyeceğim ki, ya Mustafa abi seninle barışmak istiyor da bu bayramda. Ya çekiniyor işte beni acaba kırar mı? Olur mu ya? İkisini bir araya getir, sarılsınlar ya. Bunu yapalım. Bayramda yapacak en büyük amel iki küs Müslüman kardeşi barıştırmaktır. Ne güzel bir amel hocam maşallah. Rabbim nasip eylesin. İnşallah. Ara bozan, ifsad eden değil, ara düzelten, ıslah eden olmayı Rabbim şu bayram hürmetine hepimize nasip eylesin. Amin. Bunun çarelerini arayalım. Annemizin, babamızın kıymetini bilelim. Bakın babası vefat etmiş biri olarak. Rabbim Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Sonunda benim gibi gidersiniz kabirleri, toprakları ziyaret etmeye. Annemizin, babamızın değerini bilelim. Gidelim ellerini, ayaklarını öpelim. Kaybolunca değerler daha çok anlaşılıyor. Evet. Burada geçmişlerinden rahmet etmiş olanlar var, vefat etmiş olanlar var. Onlar beni çok iyi anlarlar. Ama kim sağ kaldı? Anne mi sağ kaldı? Git elini ayağını öp, hediyelerini al. Bekliyorlar. Yani benim şimdi yaşım biraz büyüyor. İnan bir beklentiye giriyorum. Bir yeğenim gelir mi, işte talebem gelir mi, bir arar mı? Büyükler bunu bekliyor. Büyüklere yapacağınız en büyük güzellik hediye bile götürmek değil. Arayıp hal, hatır sormak. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Veya ziyaret etmek. Ziyaret etmek. Ya bir günümüz, bak 3 gün bayram var. Bir günümüzü ziyarete ayıralım. Yani tabii bayramda, ilk gün zaten ziyaretle geçmesi gerekir. Ziyaretlerimizi yapalım. Tabii ailemize de vakit ayıracağız. Bir kere o gün erken kalkılacak. Çocuklar el öpmeye alıştırılacak. Evet. Bunların hepsi eğitimi ailede verilir. Çocuklara hediye verilecek ki hediye almayı öğrensin, vermeyi de öğrensin. Komşularımız ziyaret edilecek, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Akrabalarımız, bak sıla-i rahim farzdır. Kim ömrünün uzamasını ve maişetinin artmasını istiyorsa diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sıla-i rahim yapsın. Sıla-i rahim insanın rızkının artmasına sebeptir. Hepimiz gece gündüz çalışıyoruz, rızkımız artsın. Akrabanı ziyaret et, rızkın artacak, ömrüne bereket gelecek, daha kaliteli yaşayacaksın, sağlıklı yaşayacaksın. İşte bu noktada uzaktadır, yurt dışındadır, şehir dışındadır, gitme imkanın yok. Telefon aç, mesajla halletmeye çalışma. Telefon aç, bir sesini duy, sesini duyur. Ona efendim mutlu olacağı sözler sarf et. Diyelim babası vefat etmiş olanlar, baba dostu olanları arasın. Çünkü kim babası vefat eder, onun en hayırlı ameli diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, babasının dostuyla dostluğunu devam ettirmesidir diyor. Babasının hacı arkadaşı vardır, efendim veya beraber dünyadaki samimi olduğu, görüştüğü insanlar vardır. Bunlar da aranmalı. İşte amcadır, teyzedir, zaten bunlar aranacak. Yani bayramda böyle bir gayrete, böyle bir efendim işe koyulmamız lazım. Hocam Rabbim Ramazan Şerif ay içerisinde hem sevaplarımızı kat be kat arttırdığı gibi bayramlar da bunlara bir vesile. İşte dediğiniz gibi mesela bir küsün arasını nifak sokmadan, fitne sokmadan iki tarafın arasını yapmak da ayrıca bir sevap, ayrıca bir mübarek bir iş oluyor. Dolayısıyla bunları da fırsata çevirmesi gerekiyor kulun. Yani bunlar her zaman ele geçen durumlar, zamanlar değil. Evet. Senede bir kere oluyor. Evet. Ramazan-ı Şerif ayı bir ay boyunca oluyor ve devamında bir bayramıyla sonlanıyor. Devamında yine Kurban Bayramımız var ama özellikle bu Ramazan Şerif ayında hakikaten çok geç kalınmışsa, arada bir küslük, bir husumet varsa, özellikle samimi görüşen arkadaşlar ve samimi olan akrabalar arasında, ki bu daha çok günümüzde görünüyor, cereyan ediyor. Öyle değil mi hocam? Akrabalar arasında şimdi daha çok... Bayram bir vesile. Bakın siz eğer o hale geldik ki, mesela şimdi bir akrabanıza gitseniz, biraz da sık görüşmediyseniz,
hayırdır niye geldi oluyor değil mi? Çünkü evet. gelip gitmeler o kadar azaldı ki ya niye geldi bu borç mu isteyecek bir şey mi? Ya. Ama bayram olduğu an gelen belli niye geldi. Değil mi? Niyet belli. Yani en tanımadığınız komşunuz da kapısını çalsanız efendim bayramımız var. Aleyküm selam buyurun der. Dolayısıyla bayram bir vesile. Neye vesile? Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى تُؤْمِنُوا İman etmedikçe cennete giremezsiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız. Bakın iman etmiş sayılmak neye bağlı? Müslümanların birbirini sevmesine bağlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifin devamında buyuruyor ki yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi söyleyeyim mi sizlere? Şöyle ya Resulallah. Efşüsselam. Selamı yani. Beyneküm. Efşüsselame beyneküm. Aranızda selamı yayın. Aranızda selamı yayın. Birbirimize selam vermiyoruz. Komşular birbirine selam vermiyor. Cami cemaati birbirine selam vermiyor. Selam vermek ne demektir biliyor musunuz? Esselamu aleyküm diyorum. Biri geldi size selam verdi. Şunu demek istiyor. Benden sana hiçbir zarar dokunmayacak. Kötü bir niyetle giden insan karşısındakine selam vermez. Şöyle dikkat edin. Sizle kavgaya gelmiş bir insan direkt küfre başlar, evet. kızmaya başlar, hakarete başlar. Değil mi? Evet. Eğer bir insan selam veriyorsa o şunu diyor. Benden sana bir eman var. Sana selameti vaat ediyorum. Esenliği vaat ediyorum ve cennete girmeni Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum demektir. Selam, selamet. Dolayısıyla ilk selamla başlar, selamlaşmayla başlar. Daha sonra gönül almakla devam eder. Hatalar affedilir, gönüller alınır, hediyeler verilir. Ve şu Ramazan-ı Şerif bayramı hayra, cennete girmeye bir vesile olmuş olur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesiyle inşallah. Evet hocam peki hani program içerisinde de sormuştum. Unutulmuş bayramlara has bir özellik var mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam zamanında yapılıp da şu zamanda unutulmaya yüz tutmuş veya unutulmuş tamamen bir haslet var mı? Tabii bayramlarda hediyeleşmek bunu her zaman söylüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tehadev tehabbu buyuruyor. Hediyeleşin birbirinizi seversiniz. Burada hediyenin mahiyeti çok önemli değil. Önemli olan hatırlanmak. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biriniz seferden evinize döndüğünüz zaman illa bir hediye götürsün. Hiçbir şey bulamazsa bir kır çiçeği götürsün diyor. Yani eşine bir hediye götürmek. Şöyle düşünelim. Hediye aldığımız zamanları düşünelim. Basit bir şey bile olsa yani insanın bu tıynetinde var, yani yaratılışında var. Hediye veren kimseye karşı gönlü meyleder. Dolayısıyla şöyle bir örnek vereyim. Şimdi gençlerimiz bayram alışverişine gidiyor. Yani öyle de ilginç olaylar var ki bir gün oruç tutmuyor, bayramlığı benden önce almış. Yani bu nedir kardeşim ya? Bayramı bırak biz kutlayalım yani oruç tuttuk o kadar. Teravihler değil mi? Sahurlar. Yani. Sahur bereketini izleyen kardeşlerimiz sağ olsun takip ettiler. Allah razı olsun. O saatte kalktılar. Bazen hiç uyumadılar. Ama bakıyorsun vatandaş ben oruca karşıyım diyor. Benden önce bayramlık almış. Bayram kutlayacak. Ne kutluyorsun? Hayırdır? Oruçta beraber değildik. Böyle değişik işlerde karşılaşıyoruz. Evet. Şöyle bir muhasebe edelim kendimiz. Hani unutulmuşları, unuttuklarımızı bugün konuşacağız ya. Bir kıyafet almaya gidiyor kardeşlerimiz. İşte diyelim bir pantolon alacak, bir yelek alacak. Orada bir kasiyer var, işte satış elemanı var. Ya bir bakıyorsun ki konuşmalar bir değişiyor. Bir efendim böyle nazikleşmeler, bir kırıtmalar. Ya ne oluyor ya ben seni tanıyorum. Ben seni ailene, affedersin hanımına, nasıl davrandığını çok iyi biliyorum çocuklarına. Ya eğer, affedersiniz, kırıtmaksa, eğer güler yüz göstermekse bunu en çok evdekiler hak ediyor. Senin bütün karnını çeken o. Güler yüz göstermekse, yumuşak konuşmaksa bunu annen baban hak ediyor. Öyle değil mi? Aynen öyle hocam. Eve gelince aslan kaplan kesiliyoruz. Dışarı çıktığın zaman pardon affedersin. Şuna da bakabilir miyim? Bu bana ne oluyor? Ne değişti ya?
atmosfer değişti. Atmosferi de lütfen. Yani bayramda unuttuğumuz en büyük değer, üzerimizde hakkı olan insanlara ya bir teşekkür ederim, çok mu zor? Özür dilerim. Ya ne oldu ya? Taş mı taşıdın? Teşekkür etmeyi unuttuk. Teşekkür etmeyi unutan şükretmeyi de unutuyor hocam. Yani insanlara teşekkür etmeyen diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a da şükretmez. Ya eşimize teşekkür edelim. Sanki biz zannediyoruz ki, yani biraz değişik konulara giriyoruz. Çorabı çıkardık, kirli sepetine attık. Oradan o böyle bir evrim geçirdi. Makineye girdi kendi. Efendim ütülendi, katlandı. Senin çorap çekmecene girdi. Biz o öyle zannediyoruz. Buradan kirli sepetini at, çorap çekmecesine. Ya bunu uğraşan biri var ya. Ya bu bayramda bir teşekkürü, bir hediyeyi hak etmiyor mu? Ondan sonra işte bak Mahmut Eren hocamızla. Evet, evet. Aile, evlilik hususunda. Hocam eşimle biz elektrik alamıyoruz. Sen elektrik şartelleri kapattın sen, sigortaları söktün. Ya. Nasıl elektrik alacaksın? Ki, evet. Nasıl yani düğmeye basmadan ampul yanıyor mu? Dolayısıyla bakın buralardan kaybediyoruz. Teşekkürü unuttuk, özrü unuttuk. Hediyeyi unuttuk. O bağları kopartıyoruz. Lütfen, kendi evet yani şu bayramı bir fırsat bilelim, bir bayram hediyesi. Ya hocam sen de tutturdun hediye para mı var? Ya 1 liralık bir şey al, 2 liralık bir şey al. Onu bir sar şöyle bir şeye. Dediğim gibi bir çiçek, bir papatya. Evet. Ama bu ne demek biliyor musun? Aklımdasın, seni unutmadım, sen benim için değerlisin. İnsanlara değer vermeyi unuttuk. Ya bir okulda hoca yazılı yapıyor. Gece gündüz çalışmışlar. Soru 1. Okuldaki hademenin ismi nedir? Başka soru yok. Bütün kağıtlar boş. Gece gündüz affedersin helanı, senin koridorunu, sınıfını temizleyen daha hademenin ismini bilmiyor çocuk. O gün o kadar o hademeye gidip ismi sorulmuş ki, daha sonra o imtihan yapan hocaya hademe diyor ki, hocam ne yaptınız çocuklara da benim ismimi soruyorlar. İşte hoca da tebessüm etmiş, anlatmış. Ya hocam ne olursa olsun o kadar mutlu oldum ki ilk defa insan olduğumu anladım diyor. İlk defa insan olduğumu anladım diyor. İsmini bilmiyoruz. Sokakta çöplerini temizliyor değil mi temizlikçi? Onun bile ismini bileceğiz. Kapıcımızın ismini bileceğiz. Ya bir selam vermek çok mu zor? Ya o kadar yabancılaştır ki herkesin elinde telefonda. Bir de bana evet. Mesaj atıyorsun. Atma bana mesaj. Bırak bana mesaj atma git. Senden ilgi bekleyenlere selam ver. Halini hatırını sor. Değişimi ilk önce kendimizde başlatacağız. Muhakkak. İnsana ilgi... Hani marifet iltifata tabidir. Siz karşıdan bir marifet mi görmek istiyorsunuz? Güzellik mi görmek? İltifat edeceğiz. Çocuğu onurlandıracağız, eşimizi onurlandıracağız, çalışma arkadaşlarımızı onurlandıracağız. Onları değerli olduğunu şu bayramda hissettireceğiz inşallah. Ve hiçbir karşılık beklemeden tamamen Allah rızası için yapılacak işler. Niye bayram namazını beraber kılıyoruz? Herkes evinde kılsın. İslam cemiyet dindir efendim. Yalnız kılamazsın. Cumalarımız var değil mi? Bayramlarımız var. Cemiyet içerisinde olacaksın. Selam vereceksin, hal hatır soracaksın. Müslümanlarla birlik içerisinde Rabbim olmayı nasip eylesin inşallah. Amin inşallah hocam. Peki Ramazan Şerif'in sonunda artık bayram pazar günü Allah izin verirse. Bayramda da infak edilebilir mi hocam? Yani bir yetim doyurulabilir mi, giyindirilebilir mi? Veya İsmail Ağa Camiası'nın bu yönde bir çalışması var mı? Tabii özellikle bayramda talebe kardeşlerimizin özellikle kıyafetleri ve bayram harçlığı noktasında onlara bir hani bayramda bir rahat etsin. Bir dışarı çıktığı zaman bir sevdiği bir tatlı vardır. Almak evet. istediği bir bazen bir kalem alıyor, bir tesbih alıyor. Bu nokta veya bir kitap almak istiyor. İşte bayram öncesi bu bağışlar yapılabilmeli ki biz de bayramda o talebelerimizi hani sevindirelim. Şimdi diyoruz ya tavsiyeleriniz üzerine evet. işte program içerisinde gidin akrabalarınızı ziyaret edin, ahde vefa örneğini gösterin, kötü olduğunuz veya aranızın bozulduğu insanlarla aranızı düzeltin.
illaki vardır izleyicilerimizin arasında. Yani akrabası çok sınırlı sayıda, çekirdek bir aile olup da. Evet. Ama bu tür hayırlara ortak olmak isteyen muhakkak yüzlerce, binlerce aileler vardır hocam. Tabii ki orada bir talebenin duasını almak bayramda, özellikle sevindirdiğiniz kişi bir de Kur'an ehli ise. Bakın biz infaktan bahsediyoruz. Mevla'nın vermiş olduğu bir mal var. 1/40'ını infak ediyoruz. Bu kişiler ömürlerini infak etmişler. Canlarını infak etmişler. Ya medresede bir gece kalmalarını ben rica ediyorum. Medrese, yani genç bir kardeşimiz için işte oyun yok, eğlence yok. Kendisini ilme vermiş. Hiçbir zorlamayla değil bu. Zorla yapılacak bir şey değil zaten. Tabii ki. Yani bu kardeşimizin ameline ortak olmak, onun gönlünü almak, onun faaliyetine ortak olmak bence bayramda yapılabilecek en güzel amellerden birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de zaten bayramlarda hep öyle kişileri, yetimleri kollardı. Hani çok bildiğimiz bir hikaye vardır. Bütün çocuklar bayramda oyun oynuyorlar. Bir tanesi kenarda ağlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, ey çocuk sen niye oynamıyorsun onlarla? Der ki, benim annem ve babam vefat etti. Hiç bayramlığım da yok. İşte oyuncağım da yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sarılır, der ki, ey evladım ister misin ben baban olayım? Ayşe annen olsun, Fatıma senin ablan olsun, Hasan Hüseyin kardeşlerin olsun. Evine götürür Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, güzel kıyafetler giydirir. Ve çocuk koşa koşa geri döner. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim babam, müminlerin anası Hazreti Ayşe benim annem, işte kardeşlerim Hasan Hüseyin, benim de bayramlığım var diye. Yani sevine sevine, sevine, sevine döner. Kardeşlerimiz düşünsün, yani kendi çoluğumuzu çocuğumuzu bir düşünelim. Allah gecinden versin, öldüğümüzü düşünelim. Çoluğumuzun çocuğumuzun bayramda bayramlığı olmadan bir gün geçirdiğini düşünelim. Kapımızı kimsenin çalmadığı bir gün olduğunu düşünelim. Bazen ölüm rabıtası deriz. Ölümü düşünmek lazım, bir murakabe, bir şöyle gözlerimizi kapatıp öldüğümüzü, cenazemize insanların geldiğini ve ailemizin kaldığını düşünmeliyiz ki bu bizi iyiliğe sevk eder. Hani empati diyorlar, diğer gamlık. Kendi başımıza geldiğini düşünelim. O zaman işte yardım, infak ne demek? İnsan o zaman anlıyor. Kendi başına geldiği zaman nasıl ki isteriz çevremiz, bir eşimiz, dostumuz, ailemizi unutmasınlar. Onların bayramını böyle sanki bir cenaze evine çevrilmesine müsaade etmesinler. Nasıl isteriz? Biz de aynı şekilde bu kişileri illaki çevremizde vardır. Hiç yok, bulamadık. Bu tür kuruluşlar var. Bu tür aracı kurumlar var. İnşallah bu noktada da ben bu çağrı attığımız arayıp ben işte bir talebenin kıyafetini giydirmek istiyorum, bayram harçlığı göndermek istiyorum dediği zaman biz aracı kurum olarak bu sorulara yanıt veren bir camiayız. Evet. Hocam programımızın sonunda inşallah o dörtlüğü bir daha rica edeceğim. Alvarlı Efe Hazretleri'nin yazmış olduğu dörtlükle inşallah bitireceğiz. Şöyle ben şey de düşünüyorum hocam, son 5 dakikamız var. Böyle İsmail Ağa camiamızın kısaca böyle çalışmalarını, gerçi Sahur Bereketi programında anlatmaya çalıştık ama inşallah yeterli olmuşuzdur. İnşallah layığıyla görevi yerine getirenlerden olmuşuzdur. Şöyle bir genel bir bakış yapıp sonra güzel o şiirle veda edelim inşallah. Evet, ben onun öncesi Ramazan-ı Şerif'in hemen akabinde malum Şevval ayı, bayramın birinci günü Şevval ayı. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemazelevvel, Cemazelahir diye gidiyor. Hicri aylarımızdan Şevval ayı çok önemli. Niçin önemli? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim Ramazan orucunu tutar? Şevval ayında da 6 gün oruç tutarsa. Şimdi biliyorsunuz bayram... Bayramdan sonraki. Tabii, çünkü bayramda oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Yasaktır yani. Nasıl ki bize Ramazan'da yemek yemeyi yasaklayan Allah Celle Celaluhu, bayramda da yemek yememeyi yasaklıyor. Buradan neyi anlıyoruz? Kulluk ne demek? Kulluk bir şey yapmak değil, kulluk söz dinlemek. Eğer kulluk sadece oruç tutmaksa, işte bayramda da oruç tutalım. Oruç tutarsın, günaha girersin bayramda.
Bayramda yemek içmek ibadettir. Tabii meşru şeyler. Şimdi içmek dedik. Tabii adam, ki. Gayrimeşru şeyler işte değil, meşru şeyler. Yani bayramı böyle bir neşelenmemizi istiyor Allah Celle Celaluhu. Ama diyor ki bu Şevval ayı 6 gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş olarak kabul edilir o kimse. Dolayısıyla şu an bir sene oruç tutmaya çoğumuzun takati yok, gücü yok, kudreti yok. Ama Ramazan ayını tuttuk elhamdülillah. Şevval'den de 6 günü eklersek bir sene oruçluyuz. Müslüman uyanık olmalı. Bu gibi şeyleri kaçırmayalım. Ben tavsiye ederim. Ne olur peş peşe tutabilir. Pazartesi, perşembeleri tutar. Hem iki sünneti işlemiş olur. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutmak sünnettir. İşte başında, ortasında, sonunda ikişer tutar. Ramazan bayramından sonra. Ama bu ay içerisinde tutar. Şevval ayı çıkmadan o 30 gün içerisinde 6 günü tutacak. 6 günü tutmamız gerekiyor. Aman buna gayret edelim. Şu bir senenin sevabını kaçırmayalım. Müslüman uyanık olacak. Evet. Şimdi evet hocam. Buyurun. Ne dediniz ben bunun öncesi soruyla? Bunun öncesindeki de hocam İsmail Ağa Camiası'nın çalışmalarını. Camianın genel bir çalışmalarını, evet, bahsedecek olursa kısaca anlatmam gerekirse, hı-hı, İsmail Ağa Camiası olarak gayretimiz dinini insanlara anlatacak, amel edecek, kendisinde gayreti diniyi olan, yani bu işi, ilim, amel, ihlas üçlüsünü sırf Allah rızası için, bir maaş kaygısından dolayı değil ya da desinler demesinlerden dolayı değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşmış olan emirleri, yasakları, dini, mübin, İslam'ı güzel bir şekilde, vakur bir şekilde taşıyacak güzel hocalar yetiştirmeyi kendisine vakfetmiş bir oluşumdan, cemaatten bahsediyoruz. Efendi Hazretlerimiz, denizdeki kum taneleri kadar hocaya ihtiyaç vardır. Ey talebeler, sizler kurak toprakların yağmur yüklü bulutlarısınız diye onları şevklendirdiği, övdüğü, bu talebelerin ihtiyaçlarını karşılayan, onların hem ilmi olarak gelişmesini hem de bedenlerinin gelişmesine yardımcı olmaya çalışan, gerek vakıf olarak, gerek dernek olarak çalışmalarımız var. İşte hafızlık, Arapça, tekamül, ihtisas gibi eğitimlerden sonra bu kardeşlerimiz kabiliyetlerine göre vazife alıyorlar. Kimi işte hatiplik kabiliyeti vardır, onlara hatiplik olarak hizmet verdiriyoruz. Kimi fetva konusunda kabiliyeti var, onu fıkıh konusunda iş imkanı, vazife imkanı sunuyoruz. Yani hangi alanda ihtiyaç varsa, tabii derneklerimiz var. Türkiye'nin, hı hı, ve yurt dışında birçok kurulmuş olan medreselerimiz var. Burada da halkımız gerek Kur'an-ı Kerim, ilmihali bilgiler, orada derneklerimizde veya haftalık sohbetlerde orada dini eğitimlerini alabiliyorlar tamamen ücretsiz olarak. Yaz kurslarımız açılacak işte bayram tatilinden sonra. İsteyen kardeşlerimiz yaz kursuna çocuklarını gönderebilir, yatılı ve gündüzcü olmak üzere. Hani okul tatil oldu, dini eğitimlerinde alsın diyen kardeşlerimiz yaz kurslarını alabilirler. İşte Bişrafi Uyuşturucuyla Mücadele Derneğimiz, Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneğimiz, Emri Bil Maruf Derneklerimiz var. Birçok, yani her İsketler. Alanda İsketler İş Adamları Derneğimiz var. Her alana yetişebilme gayretinde olan, evet, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden tebliğ faaliyetlerimiz devam ediyor yurt içinde ve yurt dışında. Bu çalışmalara da kardeşlerimiz gerek bağışlarıyla, gerek dualarıyla ortak olabilirler. Rabbimizin bize emanet olarak verdiği inşallah şu ilimleri güzel bir şekilde hem kendimiz yaşayarak hem de başkalarının hayatında İslam dini nasıl olur bunun gayretinde İnşallah son nefeslerimizi veririz diyorum. Evet, Allah razı olsun hocam. Allah, bu çalışmaları da canı gönülden destekliyoruz. Hem Lale Gül TV ailesi olarak hem de Lale Gül medya olarak. Aynı zamanda tabii ki gelen mailler, mesajlar ve telefonlarla da anlaşıldığı gibi izleyicilerimiz de aynı kanada olduklarını düşünüyoruz. Değerli hocam, son o güzel dörtlüğü de alalım. Bayram ola Alvarlı Efe Hazretleri'nin yazmış olduğu. Onunla... Evet, hem Alvarlı Efe Hazretleri'nin ruhuna ithaf edelim. Çünkü bu sadece bir şiir değil,
Bir dua aynı zamanda. Evet, dua niteliğinde. Duayla bitirmiş olalım. Rabbim inşallah bayramımızı bu ettiğimiz dualarla yaşamayı nasip Amin. Eylesin. Amin inşallah hocam. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Amin diyoruz hocam çünkü dua niteliğinde güzel dörtlüklerde. Hocam ben şimdiden sizin bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah. Biz de bizi sahur bereketi programı boyunca sahurda bizleri yalnız bırakmayan izleyicilerimize en güzel bayramları yaşamalarını Amin. Mevla'dan niyaz ediyoruz. Gerek Amin. Yurt içinden gerek yurt dışından bizleri izleyen, destek olan, dua eden kardeşlerimize Rabbim iki cihan bayramını cennetini, cemalini nasip eylesin. Amin. Son bir sözle bitirmek istiyorum. Tabii ki. Bayram güzel kıyafetler giyenlerin değil, cehennemden kurtulanlarındır. İnşallah bu bayramda cehennemden beraatımızı, kurtuluşumuzu alanlardan oluruz. Amin. Allah razı olsun. Sizin nezdinizde de hocam, İsmail Ağa Camiası'nda emek veren, alın teri döken tüm ekip arkadaşlarınıza da ayrıca selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, Sahur Bereketi programımızın sonundayız. İnşallah yıl içerisinde İsmail Ağa Camiası'nın çalışmalarını, faaliyetlerini sizlere anlatmaya, sunmaya Mevla Teala inşallah bizleri de vazifeli kılar. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Hocamın ettiği duaya da amin diyoruz. Hayırlı bayramlar. 0850 811 7777 İsmail Ağa Çağrı Merkezi hizmetinizde. İsmail Ağa'yı arayabileceğiniz, İsmail Ağa'dan aranabileceğiniz tek numara 0850 811 7777. İsmail Ağa gün boyunca 0850 811 7777 ile size bir telefon mesafesinde. İsmail Ağa Çağrı Merkezi, ismim Murat, nasıl yardımcı olabilirim? Fıkhi sorularınız, hizmetler hakkında merak ettikleriniz, bağışlarınız ve varsa soru ve önerilerinizi iletmek için sadece 0850 811 7777'yi aramanız yeterli. İsmail Ağa adına mı arandınız? Emin olmak için numaraya bakmanız kafi. İsmail Ağa Çağrı Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Mahmut. Size nasıl yardımcı olabilirim efendim? Aleykümselam. Az önce beni başka bir numaradan aradılar. İsmail Ağa'dan arıyoruz diyerek bağış talebinde bulundular. Ben de bunu teyit etmek için aradım. İsmail Ağa Çağrı Merkezi'nin tek iletişim numarası bu numaradır efendim. Sizleri bu numaranın dışında İsmail Ağa adına arayanlara lütfen itibar etmeyiniz efendim. 0850 811 7777 İsmail Ağa Çağrı Merkezi. Arayın. Orada olacağız.